Önce Menekşe Hanım kimdir? Şu Google'da bulamadığımız şeyleri bir duyalım lütfen. Lütfen. Evet, aslında benim hikayem çok farklı. İlkokuldan ortaokul lise yıllarına kadar hep hayatımda doktor olmaktı hedefim. Ve üniversite sınavına girdiğimde de sadece tıp tercihleri yaptım. Fen lisesi mezunuydum. Tıp fakültesini kazanamayınca ben dedim artık okul bitmiştir benim için dedim. Okul hayatını bitirdim. Ve bastım O kadar. İngiltere'ye gittim. Evet, bu kadar net. İngiltere'de bir yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye döndüğümde ben üniversiteyi artık dedim akademik olarak yani normal bir üniversite olarak okumayacağım şu anda. Hiçbir yere. Çünkü tıbbı kazanamadım. Ben farklı alanlarda çalışmak istiyorum. Ben pazarlamacı olacağım dedim. Ne alaka diyeceksiniz. Sonrasında uzun yıllar çeşitli kurumlarda çalıştım. İlk pastanecilik, ilk Türkiye'de hamburger üretiminde yani üretiminden tutun da şeyine kadar hepsinde ilk müdürlük yaptım. Müdür olduğum zaman da 19 yaşındaydım bu arada. Sonrasında bu yetmedi. Ben dedim ki hayır ben Yapı Kredi Bankası'na başlayacağım, bankaya başlayacağım dedim. Bu olmayacak. Ben iyi bir yerde, kurumsal bir yerde çalışmalıyım. Bu karar verdiğimde de 20 yaşındaydım. Lise mezunu almıyoruz dediler. Üniversite mezunu dediler. Hayır ben gireceğim dedim. Ertesi gün işe başladım. Tabii bunların detaylarını seminerlerimde veriyorum. Çünkü bir başarı hikayesi olarak anlatırım bunları. Sonrasında 7 yıl Yapı Kredi'de çalışırken büyük bir transferle yine hayatımda sağlık kuruluşu olacak ya doktorluk olacak. Bu arada üniversiteyi bitirdim ben dışarıda işletmeyi. Dedim ki ben hayır bu alan bana göre değil. Ben yine sağlıkta olmalıyım. Eczacıbaşı ilaç pazarlamaya transfer oldum. Uzun yıllar yaklaşık 8 yıla yakın Eczacıbaşı ilaç pazarlamada Sedat dünyada Bey'e ilk çalıştım. ve tek olan evet tıbbi mümessillik yaptım. İki çocuk annesi olarak. Maşallah. Sonrasında 2001 kriziyle tabii ki ilaç sektörü ve sektör bayağı bir geriledi. Ne yapacağım dedim. Sağlık kuruluşlarına gidip ilaç tanıtan hekimlerimden bir tanesi Menekşe'cim gel biz de hastanede başladı dediler. Hastanede hasta danışmanı olarak başlayıp 2 ay sonra hastane müdürü oldum. Uzun yıllar ve Türkiye'de ilk kamu hastanesini kâra geçiren kişi unvanını aldım devlet hastanelerinde. Çok ciddi bir başarı sağladıktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi'nde gelir gider koordinatör olarak uzun yıllar çalıştıktan sonra ben emekli olmaya karar verirken şöyle bir radikal karar aldım. Sağlık sektöründe en önemli konunun israf olduğunu ve israfın nedense vurgulanmadığını gördüğüm için de akademisyenliğe karar verdim. Emekli olduktan sonra yüksek lisans ve doktorumu yaptım ve yaklaşık 6 yıldır da akademisyen olarak devam ediyorum. Uzmanlık Harikasın. alanımda benim aslında hem pazarlama hem de sağlıkta yöneticilik. İsraf. Enkaz verin toparlayın. Yani Maşallah slogan. diyorum. Ya Bu maşallah çocuk diyorum annesiyim. gerçekten. Bir tane torunum Maşallah. var. Maşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Harikasınız ya. Şimdi Teşekkür ederim. zaten Sedat Bey çalışılması çok zor bir adamdır. Amerika'dan geldiğinden beri ben kendisini tanıyorum. Sayın Eczacıbaşı onu getirdiğinden beri. Ben de naçizane ilaç sektörünü ama kongre ve event bazında yıllardır 97'den beri çalışan bir şarkıcıyım. Öyle diyeyim. Güzel. Ben de kendimi onların pazarlama taktikleriyle geliştirdim. Çünkü eğer satış olmazsa hiçbir şey olmaz. Sonuçta biz de Kesinlikle. şarkılarımızı satıyoruz sahnede. Aynen. Yani yaptığınız çok doğru bir şey. Sağlıkta israf dediğiniz şey bir tür sağlıkta artık hani kesinlikle bir silkelenip kendimize gelme durumumuz var. Çünkü dediğimiz gibi sigara veya kötü alışkanlıklara sahip olan insanlar sağlıklı olan insanların hakkından yiyorlar. Ve Çok doğru. öylesine harcamalar yaratıyorlar ki normalde belki onunla diyelim ki bir SMA hastası bir çocuk belki Amerika'ya gidebilir, kurtulabilir. Kesinlikle, Ya da kesinlikle. oraya harcanan bir bedelle belki çok ciddi başka bir ciddi hastalığı olan başka birisi hayatını kurtarabilir. O nedenle biz bu şeylere çok aslında önem veriyoruz. Bu bağımlılık ve israf konusunu hakikaten derneğimizle beraber bizimle çalışırsanız belki biz de Seve bu seve. konuda Her zaman. o kadar güzel insanlarımız var ki bizim içimizde de Güneri Bey'e de burada öneri olarak hemen sunmak Teşekkür istiyorum. ederim Azim. Teşekkür. Bunu Ben her derhal zaman. yapayım. Peki, şimdi şöyle diyelim o zaman. Biz insan eliyle yaşadığımız ve yarattığımız her şeyi mahvediyoruz. Değil mi? Çok doğru. Yani sonuçta sigara için de aynı şey, çevre için de aynı şey. Sizce
Bizim bunları yaşamamamız için, yani özellikle sağlık sektöründe gelen hasta sayısını azaltmamız için, maliyetleri düşürmemiz için neler yapmamız gerekiyor? Bir işletmeci olarak bundan sizden cevap bekliyorum. Tabii ki Yani hastanelerin beklediği şey daha çok hasta, daha fazla ameliyat, daha çok operasyon mutlaka. Ama devletin beklediği şey de bunun tam tersi. Bunu bir çok doğru cevap almak söyledin. isterim. Zeliha Hanım şöyle, ben arada belki hayat hikayemi anlatırken küçük bir not ileteyim. 2 yılda özel sektörde çalıştım. Hatta o özel sektörün sahibi de Ercan Kesal'dı. Çok ünlü bir sanatçımızın hastanesinde çalıştım. O dönemde de gördüğüm özel hastane kültürünü aldıktan sonra şöyle bir mantık oluştu bende. Aslında evet doğru, devlet özel değil, yani devlet açısından baktığımızda hasta istemiyor. Sağlıklı bireyler olmasını istiyor. Çünkü maliyet çok yüksek, gelir ciddi bir kasadan para gidiyor. Özel sektöre baktığımızda da evet hasta gelsin, biz ameliyatları yapalım, oh ne güzel cebimiz olsun. Ama iki açıdan da baktığımızda aslında ciddi israf var. Birinde biz gerçek ve sağlıklı bireyler yetiştiremiyoruz. Diğerinde de sağlıklı bireyleri hastaymış gibi göz önüne alıp onlarla farklı şekilde işlemeler yapıyoruz. Bu açıdan iki tarafta da ekonomi aslında çok ciddi zarar görüyor. Yani bir işletmeci olarak baktığımda. En önemli şeylerden bir tanesi biz daha çocukluk yaşındayken, çocuk gelişimcilere eğitim verirken bunu mutlaka söylüyorum. Sağlıklı bireylerin yetişmesi için doğru beslenme, doğru alışkanlıklar ama en önemlisi de kötü alışkanlıklardan uzak tutacak büyütme yaşam tarzını oluşturmamız gerekiyor. Nedir bunlar? Bunları spora alıştıracağız, bunları müziğe alıştıracağız. Müzik yapan bir gencin ya da bir çocuğun ya da bireyin kötü alışkanlıklara gitmesi çok zor bana göre. Ya da bir spor yaptığında bunu çok çok geriletmiş oluyor. Ciddi alışkanlıklarda sosyal çevre çok önemli. Biz bunları eğer ciddi işlersek çocukluk çağından yeni bir yetişen bireyler yanlış yerlere yönelmez. Ama şu andaki en büyük krizlerden bir tanesi de sosyal medya. Yani biz o kadar çok internet bağımlısı olduk ki bu da bir bağımlılık aslında. Bu da bir kötü alışkanlık. Sadece sigara diye düşünmüyorum. Hepsini bir arada tuttuğumuzda hareketsiz bir nesil, kötü alışkanlıkları olan bir nesil ve sağlığa ulaşmakta zorlaşan bir toplum olduk. Toplum nasıl bir, yani hekimler nasıl bir tedavi uygulayacak? O ayrı bir boyut, onu ayrıca konuşuruz. Çünkü hekimlerde defansif tıp dediğimiz sürekli baskıyla, internetten siberkondri ile yani öğrendikleri hastalıkları şeyleri alıp ne yapıyorlar? Doktor bey ben hastayım. Benim şuram ağrıyor. EKG, MR. Türkiye'de sadece İstanbul'da çekilen MR, şunu abartmadan söylüyorum, Fransa'daki 1 yılda çekilen MR boyutunda. Ciddi bir katliam var. Yani MR'dan tutun röntgene kadar. Mesela İngiltere'de bir MR çek yani röntgen çektiremezsiniz. Çektirmeniz için çok ciddi bir onay gerekiyor. Bizde yoldan geçen röntgen çekiliyor, radyasyon alıyor. Bu da bir sağlıkta Tabii, kalıyor. dolayısıyla X-ray tabii İsraflar. radyasyona maruz kalıyor ve Tabii ki. sonuçta hem Hem de para gereksiz israfı, gereksiz. hem malzeme israfı, hem de Tabii. sağlığa dokunuyor. Tabii dokunuyor. Artı zaman israfı. Çok ciddi şekilde insan doktorumuzun zamanını alıyoruz. MR'cının, röntgen teknisyeninin zamanını alıyoruz. Doğru teşhis konulamıyor. Çünkü çok ciddi hasta var. Bu sağlık açısından bakıyoruz. Ama toplumsal olarak baktığımızda ciddi kanallarda mesela demeç veren, şey veren doktor arkadaşlarımız, kendilerini tenzih ediyorum ama birçoğu yalan yanlış bilgilerle çıkıyorlar. İnternette yalan yanlış bilgilerle yine yöneliyorlar. Ne oluyor? Yine bir israf başlıyor. Bunun başında en önemli şeylerden bir tanesi de kötü alışkanlıklarımızla ilgili bizim sosyal medyayı düzgün kullanamıyoruz. Mesajlarımızı doğru veremiyoruz. Rakamları doğru veremiyoruz. Normalde baktığımızda günde kaç kişinin öldüğünü, sadece sigaradan kaç kişinin öldüğünü bir baksalar, sadece sigara, diğerlerini kenara atıyorum, korkunç bir rakam. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de 100 bin kişi ölüyor yılda. Çok büyük bir rakam. Evet. Covid-19 diyorlar. Covid-19 yanında yalan kalıyor. Yani Covid-19 evet bulaşıcı bir hastalık ama bizim önceliğimiz şu anda sigara, yani kötü alışkanlıklar. Biz bunların ne kadarını ve en Doğru. önemlisini biliyor musunuz? Daha önce bayan, kadın, bayan kelimesini kullanmıyoruz. Kadınların en Evet. önemli şeylerden bir tanesi Türkiye'de çok az kullanılıyordu. Son 10 yılda erkekleri geçtiler sigara kullanımında. Neden? Bir kere ekonomik özgürlüklerini kazandılar. Daha çok kendilerine güven kazandıklarını sadece sigara ile ima ettiler. Bu da ne oldu? O insanların sigara kullanımını özendirici birçok şey ve sosyal medyada derken televizyon ve internet kanallarının denetilmesi gerekiyor. Özendirici o kadar çok dizi ve film var ki bunlarla ilgili. Bu gençlerimiz ister istemez ona yöneliyorlar.
Sigara ve alkol tüketimi ve diğer alışkanlıklar sosyal medyayı sürekli kullananlar için çok ciddi bir mesaj oluyor. Ve en önemli şeylerden bir tanesi, pazarlamada çok anlatırım ben bunu. Amerika'da bir uçakta bir hafta boyunca sadece boş Marlboro kutuları atıldı. Algı oluşturuldu. Biz Marlboro sigarası içiyoruz diyerekten. Kovboyların ağzında sigara vardı. Nedir? Marlboro sigarasıydı. Bu da bir algıydı. Bu pazarlama tekniğidir işte. İnsanlar ister istemez bilinçaltına onları yerleştiriyor. Coca-Cola da aynısıdır. Bu da çok ciddi bir zararlı durumdur. Hepsinde evet. Yapılan şey algıda seçicilik. Ve ne yapıyoruz ister istemez? O sigara, evet, hem de marka sigara diyoruz. Ve bunlarla yöneliyoruz. Beslenme alışkanlıklarımız değişti. Hazır gıdalara, paket gıdalara geçtik. Sevgili Profesör Doktor Canan Karatay, kendisiyle uzun yıllar beraber çalıştım İstanbul Üniversitesi'nde. Söylediği bir şey vardı. Benim tedavimi uygulamıyorsanız gelmeyin. Evet, anneannenizin yediği yiyecekleri yiyin derdi. Çok doğru bir söz. Markete gittiğinizde eğer anneanneniz ne alıyorsa siz de onu alın. Ve bizim insanlarımıza bakıyoruz, hep paketlenmiş gıdalar. Ne oluyor? Sağlıksız gıdalar tüketiyoruz. Bağımlılık ama açısından baktığımızda... Onu push ediyorlar hocam. Yani evet. Diyorlar ki işte paketsiz gıda hijyenik değildir. Paketsiz gıda efendime söyleyeyim mikropludur. Herkes elliyor. Herkesin elinde ne var bilmiyorsunuz falan böyle gibi bir takım böyle ittirmeler var. Hiç tabii. Poşete girmeyecek malzemeler poşete girdi. Ve sağlıksız hem oldu. Dünyada çok ciddi tabii kirlilik yarattı. Hem de plastiğin getirdiği bir sağlıksızlık söz konusu tabii. O konu çok ayrı bir konu Zeliha Hanım. Özellikle onu çok çok yani hani nasıl derler çok çabuk hızlı bir şekilde tüketilen plastikler hem çevreyi kirletiyor. Bir de Türkiye bunu çok ciddi şekilde diğer ülkelerden alıyor. Üstüne para veriyorlar bizim almamız için plastikleri. Kesinlikle. Ama dünyada geri dönüşüm diye bir şey başladı. Sürdürülebilir. Bizim üniversitemiz de bu projeyi başlattı zaten. Bu ürünlerin pipetler, plastik bardaklar bunların da olmaması gerekiyor artık. Eskiden biz bir de şu algı yani bardaktan su içmeden mikrop bulaşma olayını söylerler. Halbuki yapılan çalışmalarda, klinik çalışmalarda olsun aynı bardaktan su içmeyle mikrop kapılmıyor. Bizim yani alışkanlık hep algıda seçicilik yapıp pazarlama taktiğidir bunlar. Birçok şeyde biz her şeyi aman işte pipetle içelim. Tamam onu çöpe atıyoruz. Geri dönüşümü 100 yıl sürüyor. Bardağın geri dönüşümü 100 yıl sürüyor. Toprağa karışımı çok ciddi zaman sarf ediyor. En önemlisi de içtiğimiz sigaraların izmaritleri. Biz bununla ilgili evet. Bir yüksek lisans öğrencim proje üretiyor şu anda. İrem Hanım'la konuştuk biz bunu. Yakında onunla ilgili eğer onaylanırsa patentini de alacağız. Çok güzel bir proje üretiyor. Bu inanın o sadece izmaritler çevreye o kadar çok zarar veriyor. Hadi dumanını geçtik, hadi sağlığa zararını geçtik. Çevreye verdiği zarar bunları da tartışırsak korkunç bir rakamlarda. Zaten o rogarların tıkanmasının %80'i, %90'ının kaynağının izmarit olduğunu kaynağın söylüyorlar. İzmaritler değil mi? Evet. Evet ve işte kağıt bizim... mendiller. Ha, kağıt mendiller de var. Şey, ya, işte hep disposable ürünler demiyor muyuz biz bunlara? Yani sürekli kullan at ama atarken nereye atıyoruz? Bu bilinç oluştu mu? İşte yine neye geliyor? Çocukluk çağından başlayarak eğitime geliyor. Ama bunu toplum olarak eğitmemiz gerekiyor. Sen, ben, siz değil. Herkesin aynı şekilde olması gerekiyor. Biz bu bilinci oluşturamadık. Sosyal medyayı çok iyi, doğru kanallarla kullanamadık. Yani birçok ülkede bu sosyal medya daha iyi kullanırken bizim ülkemizde buna ağırlık veremedik. Yani şu sigarayla ilgili ufak böyle minik videolar YouTube'u açarken reklam geliyor ya. Bir tanesinde de bir sigarayla ilgili bir şey koyuyorlar. Ne olur? Ne zararı olur? Ha ne olur? Sigara zaten söylediniz hani sosyal medya ve sosyal medya bir bağımlılıktır. Cep aynen. Telefonu kullanmak, evet. Bilgisayar kullanmak evet. Bağımlılıktır diye. Sağlık için de zaten zararlı ve aslında özellikle uzmanların altını üstünü çizerek belirtmesi gereken başka bir evet. Bağımlılık türü söylediğimiz ve sağlık ile ilgili inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Yani değil ne mi? Olursa olsun şimdi uzman TV diye bir şey var açıyorsunuz doktorlar orada konuşuyor. Hı hı. Ondan sonra fakat aynı şeyi başka kanallarda farklı farklı dinleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla şey bu sosyal medya veya bilgisayarda önümüze açtığımız her şey doğru değil. Sanal tabii hastalar ki. Türedi. Ve orada okuduklarımızda kendimizde bir şey var zannettik. Yani hasta mıyız acaba? Ölüyor muyuz? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bunlar bende de var. Covid için çıkan her şeyi grip belirtileri değil mi? Tabii. Mesela grip belirtileri de aynı. Grip olan da Covid aynen. Zannetti kendini. Diğerleri de öyle. Peki, gerçek hasta ulaşamadı hastaneye. Ulaşamadı. Dolayısıyla ulaşamadı. Fazla miktarda
yani özel hastaneler ellerine geçirdiklerini, affedersiniz, yonttular diyeceğim ben. Yonttular resmen. Çünkü benim bir sürü arkadaşıma gereksiz yere testler yapıldı. Gereksiz yere hastaneye yatırılmalar. Gerçekten. Ve hatta yanında refakatçi paraları, efendim şey, ekstra serumlar, röntgenler, tomografiler. Yani bunlara ben inanamıyorum. Çünkü olmaması gereken şeyler. En basiti, çok yakın bir zaman, 2 gün önce benim kızımın başına geldi. Ameliyat demişler. Kadın hastalıkları. Bir miyom ameliyatı demişler. Ve bir önceki ameliyatın ne yazık ki gereksiz yere yapıldığı ortaya çıktı. Ondan sonra şimdi yapılacak ameliyatın da gereksiz yere yapılacağı ortaya çıktı. Çünkü ben artık el koydum duruma. Dedim ki bir ya da birkaç doktor görmek zorundasın. Ve hepimiz aslında sevimli bulduğumuz, bize yakın davranan, efendime söyle içten muamele eden, ismimizle hitap eden doktorları seviyoruz, hastaneleri seviyoruz. O da bize bir yanlışı getiriyor gerisinde. Yani mesela benim kızımın aslında düştüğü hata bu. Burada da ne geliyor biliyor musunuz Zeliha Hanım? Pazarlama mı? Pazarlama da geliyor da, şimdi benim eğitim verdiğim birimlerde, mesela Diyarbakır'da bir tane kadına hijyen konusunda bir eğitim verdiğimde kanserle ilgili, değersizlik algısı çok fazla var ülkemizde. Ve bu değersizlikten dolayı da bütün insanlarda en ufak güler yüz, bilin bir tatlı insanları mutlu ediyor. Ve o anda verdikleri paranın farkında bile değiller. Pazarlama takviminde de bu şöyledir. Alışveriş merkezlerine gidin, renklerle ilgili fuşya mesela, bir mağazada fuşya rengi varsa, insanlar almayacağı ürün varsa da alır. Çünkü renkleri de anlatıyorum ben. Hatta bir pazarlama şirket sahibi şunu demişti, yani dükkan sahibi, elimde olsa mankenleri bile kuşağı boyayacağım, yani satış elemanlarına. Yani yeter ki satsınlar diyerekten. Algıda seçicilik, pazarlama taktiği, sigaralarda da öyle, dikkat edin. Yani renklere bakarsanız hiç soft renkler yoktur. Böyle nokta atışı, böyle al beni olan mutlaka bir mesaj vardır oralarda. Paketlerde olsun. Şimdi bir de şöyle, sigara yani tütüne erişim de çok kolay ülkemizde. Çok rahat alınıyor. Açık satılıyor. Tütünler satılıyorsa. Bakın sahte içkiden bir sürü insan dün öldü. Bunların bilinçsizce yapılması, yine eğitimsiz insanların kolay yolla para kazanması. Yani denetimin, gıdada denetimin, sağlık sektöründeki denetimin çok net değil. Sıkıntılar zaten burada başlıyor. En önemli şeylerden bir tanesi de biz insanlar her şeyin kolay yolunu seçiyoruz. Doğru ve dengeli bir yolu değil. Kolay erişimle, hızlı bir şekilde para kazanalım, hızlı bir şekilde de harcayalım. Ama nereye gidiyor bilmiyoruz. Nasıl gidiyor bilmiyoruz. Şimdi sağlıktaki harcamaya bakarsanız, 2001'de sağlıkta dönüşümle beraber, zaten 2004 yılında daha hızlı bir şekilde oldu. Sağlığa erişim kolaylaştı. Bu defa bir doktor arkadaşımın anlattığı bir anı vardır. Menekşeciğim dedi, artık dedi hastaya bakmaktan değil dedi, hastanın gereksiz şeylerini dinlemekten yoruldum dedi. Bir başlıyor dedi, çünkü hasta hakları diye bir şey açıldı. Hekimlere ve hastalar ne yapıyor bu defa? İşte benim hakkım, sen beni dinleyeceksin, şöyle yapacaksın. Böyle hasta, doktor gerçek hastayı tedavi edemedi. Gerçek hastaya zaman ayıramadı. Hasta ne yaptı? Aile hekimden çıktı, üniversite hastanesine kadar gitti. Bu da çok ciddi bir israfı yol açtı. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de biz hastalar haddimizi bilmiyoruz. Biz insanlar nerede duracağımızı bilmiyoruz. Bir şey öğrendiysek o kanaldan yürümeye başlıyoruz. İlaç tüketimi ve sağlıktaki tüketim son 10 yılda yaklaşık 10 katı, 20 katı arttı. Biz tamam şehir hastaneleri yaptık ama bunları gerçek alanda kullansaydık şu anda kronik hastalarımız olmayacaktı. Bu arada Avrupa Birliği'ne bir proje yapıyoruz. Nadir görülen ve kronik hastalıklarla ilgili. 25 milyon bütçeli bir proje. Bu projede de ki en büyük amacımız da ne? Gerçek hastaya ulaşalım ve onu tedavi edelim geninden. Ve onun etrafındaki insanlar da artık diyabetik olmasın, hipertansif olmasın, o olmasın, bu olmasın. Bunun derdindeyiz. Çünkü biz kökünden halletmiyoruz artık. Bunun sonrasından çözüm bulamıyoruz. Ciddi projeler var, ciddi çalışmalar var ama bu arada bizim yapmamız gereken, yani ülke olarak, biz gençler olarak, sosyal medya, kurumlar, hangisi olursa olsun, mesajlarımızı doğru kanaldan vermeliyiz. Yani ben üniversitemde en gururla söylediğim bir şey var. Kendi üniversitemde sigara içme yerlerinin sarıya boyanması, radyasyon etkisi yaydığını, zarar verdiğini vurgulanması. O insanlar sigara içerken ben içmeyen, bana zarar vermemesi gerektiğini o kadar güzel ima ediyor ki, o kadar güzel mesajlar veriyor ki. Hiçbir üniversitede bu davranışı ben görmedim. Çok güzel bir mesajdı.
Yani üniversite öğrencileri zaten çok ciddi şekilde sigara kullanıyorlar. Bu tüketimi yavaşlatmak, azaltmak, onları sosyal alana itmek için aslında ben burada Sayın Başkanıma da sesleniyorum. Daha çok spor alanları, daha çok aktiviteler olmalı. Sigaradan uzak tutmalıyız o gençlerimizi. Kafelerde oturup nargile içmemeliler. Kafelerde oturup sigara içmemeliler. Onları biz burada bilimsel çalışmaları almalıyız. Ortak projeleri almalıyız. Benim bir sürü öğrencim projelerim içindedir. Hepsiyle birçok şey yapıyoruz, çalışma yapıyoruz. Aktif olacak. Bunun için de ama çok cazip olması lazım. Elindeki cep telefonundan ya da bilgisayar oyunundan koparak diğer tarafa geçiş yapabilmesi için onu aslında dengeliyoruz. Belki ekstra gayretleri gerekebilir. Haklısınız. Orada ön yargı şu anda bizimle beraber webinarda konuk olan Gözde Hocam var. Siz bilmiyorum tanışıyor musunuz Gözde Özdemir'le? Gözde Hanım da turizmde sıfır atık yemek israfı üzerine çalışıyor. Yani mükemmel. İki ayrı üniversiteyi kesinlikle beraber çalışmalısınız. Gözde Hocam ses verin. Ses verin. Neredesiniz? Gözde Hocam'ın sesi gelmiyor. Dinliyor bizi herhalde ama şimdi gelir. Mutlaka tanışmanız gerekiyor. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi bu merhabalar. Sesim geliyor mu Zeliha Hanım? Geldi şimdi. Gözde Hocam. Ofisteydim. Kusura bakmayın. Öğrenciler de var. Bugün ziyarete gelenler gidenler. O yüzden kapattım ki çatlak sesler çıkmasın diye. Menekşe Hocam'ı uzaktan tanıyorum ben de. Merhabalar. Merhaba Gözde Hocam. Nasılsınız? O da sağlıkta sıfır atık diyor. Bak. Çok benim keyifli. Gibi. O da çok önemli. Doğru. Evet. Ayrıca birbirinizle mutlaka diyalog kurmanız gerekir. Çünkü her açıdan israf yani konusuna aynı gözle bakıyorsunuz. O bir kere sizi birleştirici bir unsur. Tabii, aynı tabii. Okuldasınız zaten. Mutlaka bir araya gelin derim. Yani seve seve. Çok teşekkür ederim. Ben de memnun oldum Gözde Hocam. Rica ederim. Şimdi devam edelim Menekşe Hocam. Şimdi evet ben mesela son dönemde özellikle bu pandemi çıktı çıkalı. Çünkü pandemi bizi çalışmadığımız yerden yakaladı. Öyle tabii. Diyeyim. Hiç bilmiyorduk. Bizde çeşitli hastalıklar vardı. Her şey vardı ama bu kadar dünya çapında hem ekonomi hem sosyal olarak hem kişisel olarak etkileyen bir şey. Hiç bu adeta bir bilim kurgu filminde yaşıyor gibiyiz gerçekten. Ve özellikle ilk evde hapis olduğumuz zamanlarda öyle söyleyeyim. Herkes ne yapacağını şaşırdı. Zaten bu dönemde sigara ve içki tüketimi arttı evlerde. Tabii. Hatta geçen haftalarda birlikte webinar yaptığımız veteriner hekim hocamız da bu dönem içerisinde özellikle hayvanlarımızın bile sigaradan astım, işte kanser falan olduğunu çokça rastlandığını söyledi. Çünkü sigara partikülleri onlara da zarar veriyormuş. Tabii. Bağımlılıktan kurtulmak zor bir şey. Dolayısıyla bizim daha doğrusu sizin bu alanda yapacağınız çalışmaları yani kiminle paylaşmanız daha doğru olur? Belediyelerle mi, hükümetle mi, üniversiteyle mi? Bunun için bir planınız, bir ileriye yönelik bir şeyiniz var mı? Şöyle, var. Zaten dedim ya bağımlılıkla ilgili bir projem vardı. Önce belediyelerle bir başlayalım diye. Okullarda başlamamız gerekiyor. Hı-hı. Yani ama okullarda şimdi geliyorlar, seminer veriyorlar. Ben de bir dönem doktora döneminde ilkokullara ders verdim, İngilizce dersi. O dönemde ilkokulu da tecrübe etmiş oldum. Gördüğüm şey tamam, bir seminer yapılıyor bir şey. Hayır, o çocukların, şöyle söyleyeyim Zeliha Hanım, ilk 6 yaşına kadar ya da 8 yaşına kadar çocuklara verdiğimiz her şey beyinlerinde kalıyor, kazınıyor, bilinçaltına yerleşiyor. Oradaki alışkanlıkları değiştirmek çok zordur. Yapılan çalışmalar da böyle, psikologlar bunu daha netleştirir. Onlara biz bu mesajı doğru kanaldan verip ama bunu bir oyunla, bunu bir eğlenceyle, bunu bir yarışmayla, bunu farklı bir şeylerle, sigaranın ve sigara gibi kötü alışkanlıkların ne kadar insana zarar verdiğini iyi bir şekilde oluşturursak zaten sonraki toplum daha bilinçli, daha düzeyli olacak ve bu sigara ve kötü alışkanlıklara alışmayacak. Hocam sesiniz kesildi. Ama ben elimden geldiği kadar derslerimde zaten defalarca konuşuyorum bunu ama tüm öğretmenler derse başlamadan 2 dakika sigara ile ilgili 2 kelime konuşsalar, samimi söylüyorum 40 bin öğrencimiz var.
40 bin öğrencinin 400 tanesini biz sigaradan kurtarsak şöyle bir şey olacak. Pardon. Benim görüntünüz gitti. Evet, bağlantı gitti. Şimdi okulda dersler başladığı için biraz internet bağlantılarında sıkıntı olabiliyor. Evet, şimdi tamam, geldi galiba. Geldi, harika. Yani üniversitelerde öğrenci, hocalarımız da bu şekilde konuşsalar, yine her sınıfta 40 kişi olduğunu düşünürsek, 40 bin öğrencinin 400 tanesini aldığımızda, yılda en az 400 öğrenci kendi üniversitemizden sigaradan uzaklaştırmış olacağız. Rakamlara baktığımızda aslında çok iyi değil. Rakamlar, evet, konuş. Zaten sigaraya başlama yaşı da çok küçüldü. O yüzden ilkokul özellikle bizim için çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Çok kafalarına sokmak çok önemli. Bir de aslında dediğiniz sizinle gibi, böyle bir proje başlatabiliriz işte. Bütün tamam. Milliyetime bağlı bütün okullarda sigara ile ilgili, alışkanlıklarla ilgili seminer düzenleyelim. İster webinar, ister seminer. Ya bu sigaranın alışkanlıklarınız, kötü alışkanlıklarını bir şekilde, ama bunu çok eğlenceli ve çok keyifli yaparsak, inanın İstanbul genelini düşünelim. Kaç bin tane okul var. Buradaki öğrencilere, velilere, yani dokunsak çok ciddi rakamlara ulaşırız. Tabii sigara firmaları kesinlikle bizi sevmiyor ama yani o açıdan bakarsak. Çünkü ben rakamları söylersem şu anda dakikada şöyle söyleyeyim. Ölüm oranına baktığımızda dünyada 10.3. Saatte de 618 tane kişi ölüyor dünyada. Türkiye genelinde ise her 2 dakikada bir kişi ölüyor. Düşünün saatte. Peki bu istatistiklerde sağlık harcaması ne kadar? Bir fikriniz var mı? Sağlık harcamalarını söylersem o çok ciddi rakamlarda. Burada en önemli şeylerden bir tane sağlık harcamalarında, şöyle söyleyeyim, 10 milyon dolara yakın bir rakam Türkiye'de sadece. Sigarayla ilgili değil mi? Ben daha net rakamları şimdi buradan bakıyorum. Evet, Türkiye'de sigarayla ilgili harcanan paraya baktığımızda, evet, 15 milyon civarında. Dolar. Evet. Güner Bey, dolar. Görüyor musunuz? Evet. Güner'in yani rakamlar kalıyor. Çok, çok enteresan. Yani şu anda şöyle bir şey daha var. Paket açısından baktığımızda da Türkiye aslında Almanya, İngiltere ve Fransa ile yarışıyor şu anda. Almanya'da bu kadar yüksek çıkmasının sebebi de, ilk sırada olmasının sebebi, bir Türkler beyin fırtınası yaparsak Türkler yaşıyor orada. Evet. Zaten sigara bence birazcık böyle şey işi, ne derler, boşlukta olma hali veya işte ruh haliyle alakalı bir şey sigara. İlla ki hani böyle hava atmak mesela gene bir ruh hali, şey bir ruh hali, ne bileyim ben, boş vakit olması, işsiz olması, acı çekmesi, aşık olması, her şey sigara içmek için, ne der, kahvenin yanında, yani, içkinin yanında, mutlaka. Efendime söyleyeyim. İstemez. Yani bir şekilde sigara için bahane var. Söylediğinizde de kızıyorlar. Yani sen benim sigaramı karışma. Zaten bir tane içiyorum. Neye gerek var diye. Biz çok rahatsızız bu konuda, değil mi? Güner Bey, sormak istediğiniz bir şey var mı burada? Bu arada size de topu atayım. Sesiniz biraz kesik geliyor. Alo, kesildi. Güner Bey, sesiniz kesik geliyor. Hatta şu an hiç gelmiyor. Görüntüsü de dondu. Evet, muhtemelen Tavaklı'da kendisi herhalde, o yüzden. Çok isterim. Şöyle bir şey yapalım mı o zaman Menekşe Hanım? Buyurun biz de, birlikte şimdi sizi tanıdıkça neler yapabildiğinizi algıladıkça biz de beraber bu işleri ne kadar büyütebiliriz görüyorum gerçekten. Kim bilir neler yaparız. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Kesinlikle. Tabii ki. Özellikle hani Gözde Hanım'ı da bu işin içine davet eder hocam. Tabii. Bayağı bir yani turizmde de çok önemli. Dondunuz. Çok. Çok. Zaten çok ama önemli. Biliyor musunuz, sonuç görmemiz lazım. Şimdi mesela bir şey üretmesini istiyorsunuz. Kadın o malzemeyi ürettikten sonra eğer satacak mecra bulamazsa o şeyi yapmaktan vazgeçiyor. Üretmekten vazgeçiyor. Evet. Tıpkı işte yıllar boyu Türkiye'de bazı şeylerin karşılığını bulamamaktan, üretimden vazgeçildiği gibi. Yani tarım sektöründen bahsediyorum.
Dolayısıyla eğer çabalarımız karşılıksız bile çıksa, bu alan savaşmaya değer diyorum ben Menekşe Hanım. Yani ben size sonuna kadar katılıyorum bu konuda. Cayabilir ama biz savaşmaya sonuna kadar devam diyorum. Yani bir ünlü yazarımızın bir hikayesi vardır bununla ilgili Zeliha Hanım. Denize sabah yürüyüşe çıkıyor, bakıyor ki deniz yıldızları denize vurmuş dışarıya. O tekrar denize atıyor, tekrar denize atıyor. Oradan geçen birisi diyor ki neden diyor bunları atıyorsun diyor. Zaten ölecekler. Ne kadar yaşatırsam kârdır diyor. Ya, şimdi bakın bizim bu hususta tabii Sayın Başkanımız Mustafa Aydın'ın bir görüşü ve farazesi var. Sigara molekülünün son damlası dünyadan kalkıncaya kadar biz bu savaşta varız. Evet. Bu savaşı da arzu ederiz ki sizinle beraber yapalım. Şimdi şöyle ki bizim hatırlarsanız devamlı önden şöyle konuştuğumuz bir şey var. Tabii ki toplantılarımızda da son sözümüz oluyor galiba. Sigara molekülünün son damlası yani dünyadan kalkıncaya kadar biz bu savaşa varız. Şimdi ben tabii Menekşe Hanım çok güzel noktalara değiniyor. Onun anlattıkları bizlere hakikaten ayrı bir görüş veriyor. Biz daha çok sigara başlamanın nedenlerine birinci sırada hatırlarsanız hep özentiyi koyuyoruz. Özenti, evet. Evet, yani bu özenti yoluyla hakikaten sigara başlama yaşları çok küçük yaşlara kadar geldi. Şimdi acaba onun bu husustaki görüşü nedir? Yani birinci sıraya koymamız doğru mudur? Yoksa başka bir neden var mıdır sigaraya başlama nedeni? Bununla ilgili bir iki kelime telaffuz ederse sevinirim. Hocam yapılan çalışmalar... Menekşe Hocam bu arada görüntünüz yok. Onu açabilir misiniz? Pardon. Özür dileriz. Yapılan çalışmalarda da hocam sizin tespitiniz çok doğru. Özenti ve taklit. Bu da rol model genelde anne baba, yakın arkadaşları ve etrafındaki öğretmenler veya diğer eğiticiler çocukluk yaşta başlamasının sebebi. Yani ben o yüzden şu an Cumhurbaşkanımızın aldığı o sigara ile ilgili kararlarda çok umutlu olmuştum. Evlerde sigaralar içiliyordu. Kafelerde yani okulun bahçelerinde içiliyordu veya odalarında müdürlerimiz içiyordu. Yani ya yöneticiler de aynı şekilde. O yüzden o özenti çok ciddi etkiledi ama bir şey daha belirtmiştim hatırlıyorsanız. Pazarlamada algı dediğimiz olay. Bilinçaltına bir şekilde sigarayı oluşturuyorlar. Bir sosyal medya, televizyondan, filmlerde bir şekilde sigara ön plana çıkıyor. Diğer bir şey de mutlaka her yerde onlarla ilgili hatırlatıcı algılar oluşturuluyor. Bu da pazarlama taktiği çünkü çok ciddi bir pazar var. Yani 7 milyon insan demek korkunç bir rakam sigara ile ilgili. Ölmesi ve yeniden birilerini tekrar bulmaları. O kadar da kolay buluyorlar ki yeni kullanıcıları. Çünkü erişmek çok kolay. Bunlarla ilgili yasal düzenlemelerin gelmesi gerekiyor. Yaptırımların olması gerekiyor. Bu açıdan eğer bakarsak hocam, ben özenti ve taklitin birinci sırada, ikincisinde arkadaş etkisinin çok önemli olduğunu inanıyorum. Evet, evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi bütün dünyada sigara izmariti ve sakız çöpten sayılmıyor, atıktan sayılmıyor. Onun için hiç durmaksızın bu izmariti ve sakızı atıyorlar. Üçüncü sıraya plastik kapak koymuşlar ama Türkiye'de Allah'tan bu... Kapak biriktirme var. Kapak biriktirme yüzünden biriktiriyorlar ama yine de üçüncü sırada bütün dünya kapakla açacak onları. Hani açma halkaları olarak koymuşlar. Zaten oldukça fazla da sizin de az önce bahsettiğiniz gibi tek kullanımlık ürünler tüketiliyor durmaksızın. Acaba sizin bir öneriniz var mı? Sigara izmariti konusunda bir projem var dediniz. Hani gerçekleştirmek. Evet. Acaba birazcık şu projeyi azıcık açabilir misiniz? Mobilya falan var mı tabii ki. Çok yapmak istiyorsunuz yoksa? Yok, yüksek lisans öğrencimle. Görüntünüzü bir dokunabilir misiniz? Evet. Tamam, açtım. Tamam. Yüksek lisans öğrencimin bir projesiydi bu aslında. Geçen yıl konuşmuştu. Hocam dedi, neden dedi bu sigara izmaritleri her yerde? Resimlerini de çekmiş bayağı kötü, çirkin görüntülerle. Okulumuzda da belli yerlerde ne kadar dikkat edilse de halen var. Biz dedi bunları neden dedi yani görüntü olarak görmek zorundayız dedi.
Benim aklıma şöyle bir fikir geldi dedi. Özellikle metrobüs duraklarında ve otobüs duraklarında çok yoğun bir şekilde var bu dedi. Hı hı. Bu sigara kutularının kenarına dedi. Hani normal şimdi sigara kutuları var ya, kül tablaları. Kendiliğinden söndürüyor, atınca içine duman vermiyor. Onun minyatürünü ya da onunla benzer bir şeyden, hani jelatin yapıyoruz sigara kutusunun kenarlarını, çeviriyoruz. Onun yerine özel bir şeyden, et maddeden, yine ona benzer bir şey yanmayacak. Sigarayı onda söndürsün şeyini. Onun kenarında biriksin onlar, izmaritleri. Dışarıya gitmesin. En son kutuyla beraber çöpe atsın. Böyle bir proje. Tabii bunun çalışması çok ciddi. Arge çalışması var, patenti var. Ama güzel bir proje bence. Hani bunun alaşımında ne? Ben o şeyden esinlendim. Hani kendinden sigara atıyorsun, sönen kül tabladan esinlendim. Böyle bir şeyle yapabilirsin dedim. Hocam çok iyi dedi. Şimdi bu projeyi bir araya getirdik. İrem Hanım da bu konuda bize destek verecekler kendileri, sağ olsun. Bizim kendi güzel teknoloji merkezimiz süper var, araştırma projesi. Orası da eğer bununla ilgili bize destek verirse, yine diğer birimlerden de destek alırsak, bence dünyada ses getirecek bu. Bugüne kadar hiç düşünülmemiş. En çok siz de söylediniz biraz önce, rogarlar tıklanıyor. En önemli sıkıntılardan bir tanesi bu. Yine çevre kirliliği ve insanlar o kül şeyleri gördükçe özenti de başlıyor işte. Sigara izmaritleri. Zaten pandemi döneminde biliyorsunuz mikrop taşıma olasılığı da var. Çok yüksek, çok doğru. Tabii. Yani o da çok, çok ciddi doğru bir şey. Korkunç. Yani her türlü baktığımızda sıkıntı. Sigara bir, ikincisi içki, alkol dediğimiz olay. Üçüncüsü de tabii ki kötü alışkanlıklarımız, internet bağımlılığı. Bunların üçü çok ciddi bir konu. Diğer maddeyi söylemeyeceğim. O zaten çok ayrı ve çok özel çalışılması gereken bir konu. Ama ben şunu söylüyorum. Okul, ilkokul çağındaki arkadaşlarımızla beraber bir proje yürütürsek, ben şunu söylüyorum, Türkiye genelinde çok ciddi ses getirir. O çocuklarımıza biz bu sigarayı bir şekilde yanlış olduğunu, yanlış bir şey olduğunu algılatmamız gerekiyor. Bilinçaltına da biz bunu yerleştirelim. Hadi pazarlamacılar onu yerleştiriyor. Biz de bunu yerleştirelim. Bakalım kim başarılı çıkacak. Evet. O zaman bir toplantımıza sizi de mutlaka almamız lazım. Değil mi Güner Bey? Evet, evet. Çok iyi olur. Kendisinden alabileceğimiz, öğreneceğimiz çok şey var. Estağfurullah. Hakikaten, estağfurullah. Gerçekten yapılabilir. Binnaz Hanım'ın sormak istediği bir şey var mı? Toparlayacağım çünkü. Teşekkürler. Yani bugün hakikaten tanımaktan çok keyif aldığım, çok zevk aldığım şahane bir kadın. Menekşe Hanım'la beraberdik. Hocam iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çünkü yaptıklarınız ve söylediğiniz şeyler, hem yaptığınız, hem düşündüğünüz, hem uyguladığınız şeylerin hepsi çok ayrı değerde. Ve bunların da inşallah bizim derneğimiz tarafından değerlendirilecek ve uygulamaya sokulacak olan kısımları da olacaktır. Sizi Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin içine de davet ediyoruz. Ve evet, projelerinizi evet beraber uygulayabilirsek çok biz de onur duyarız, gurur ben duyarız, çok duyarım, seviniriz. Kesinlikle. İyi ki sizi tanıdık, iyi ki böyle bir fırsatla karşı karşıya geldik. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Sağ olun. İyi ki varsınız benim bugün için hep beraber. Benim için çok, çok memnun oldum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bugünkü konumuz sigara, çevre, sağlıkta israf ve bunu evet nasıl önleriz? Evet, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Teşekkür ederiz Menekşe Hanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun hocam. Hoşçakalın. Sağ olun.